Meğersem Yalova doğumluyum. 41 yaşındayım. Yalova'nın yerlisiyim. Kendim İl Özel İdaresi'nde devlet memuruyum. Bu pes şopu da eşim Bildan bu arada. Kendisini açtım. Hem canı sıkılmasın, hem insanlarla tanışsın, çevre yapsın diye. Yalovalı arkadaşlarımıza, abilerimize duyurulur. Hani yabancı yerlere gitmesinler biz zaten. Aynen, aynen. Seni de tanıyalım. Merhaba, ben Bildan Aysel, Yalovalıyım. Hayvan severiz ailece. Yeni açtık işlerimizde, bütün Yalovalıları bekliyoruz. Peki, ne kadar oldu iş yerimizi açalım? 6 ay oldu hemen hemen. 6 ayda neler gördük Erkan? Yani, eskileri diyoruz da hemen. Ne gibi gördük, neler gördük? Mesela, dükkanı açtınız. Evet. Dükkanı açmanın ne sıkıntısı varmış? Valla pek bir sıkıntısı yok işin gerçeği. Hani biraz maddiyata dayanıyor. Maddiyat olduktan sonra da pek uğraştırmıyor. İşte birkaç belediye işleri, işte vergi dairesi falan bunun haricinde. Yani şu anda 6 aydır buradasınız. Peki müşteri durumları nasıl? Gelen. Valla şöyle bir şey diyeyim. Bizim Yalova'mızda yayınlanacak çok güzel olacak. Şöyle bir durum var. Sen de bilirsin. Yalovalı Yalovalı'ya sahip çıkmıyor. Ben bunu çok iyi bilen bir insanım. Mesela ben kendim 2 kilometre yürürüm, Yalovalı bir arkadaşımdan alırım. Ama maalesef yok şu an bunlar. Mesela evinde kedi köpek besleyen çok dostum var, arkadaşım var. Bir tanesi bu dükkana girmedi. Bizim kazancımız hep yabancılardan biliyor musun? Hep yabancıdan. Tanıdık, dost yok. Yok. Ya bunu da açık açık söyleyeyim. Tabii ki söyleyeceksin ki biz yayınlayacağız. Yani gerçekten yok. Hani şuraya gelen mesela bu dükkan ne kazanıyorsa yabancıdan kazanıyor. Hiç dost yok. Yalova'da bu var zaten. Bir Yalovalı Yalovalı'ya sahip asla çıkmadı. Esnafları tutmuyorum. 41 yaşındayım. Ben çıktığını hiç görmedim. Sen gördün mü? Sen de Yalovalısın. Yani. Gider dışarıdan gelmeyen insandan alır. Yalova'dan almaz. Yalovalı'dan almaz. Böyle bir sıkıntımız var. Evet. Halbuki el ilanları dağıttık. Herkese söyledik. Gösterdik. Gazeteye çıktı işim. Birkaç sefer yerel gazetelere çıktı ama yok ya. Yalovalı'da sahip çıkma yok maalesef. Peki biz bunun önünü açacağız dersin. İnşallah çok sevinirim. Evet. Yardımcı da olmaya birlikte çalışırım. Birlikte olur muyuz? Oluruz da her zaman. Her zaman. Peki. Her zaman. Bunun sözünü de aldık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Özellikle arkadaşlarıma destek olacaklarına inanıyorum. İnşallah. Bunların hepsi geride kalacak diye umuyorum. Evet. Umutluyuz. Evet, her zaman. Yalnız şu var hani gerçekten yani bunu yapman çok iyi bir fikir. Güzel bir düşünce. Seni tebrik ediyorum. Yalovalı Yalovalı'ya sahip çıksın ya. Başka bizim Yalova'mız yok. Aynen. Zaten dışarıdan gelmeyen insanlarla doldu, taştı. Yani ben çocukken babamın yanında yürüdüm. Babamın eli aşağı inmezdi. Selam vermekten. Biz Yalova çocukları birbirimizi tanımıyoruz şu an. Tanımıyoruz ya. Selam da verilmiyor. Verilmiyor. Artık arkadaşlık yok. Ziyaret yok. Tanımasa... Ziyaret yok. Hiçbir şey yok. Yemin ediyorum yabancı dükkanlara geldi. Ondan sonra hani girdim içeri. Çünkü kuş şeyi oldu. Dükkan karşıya açtı. Tanıyorum. O sebepten. Aynen. Şimdi oradan görünce bir girdik. Hani seninle girmesi. Evet. Arkasından Erkan dedi. Erkan dedim. Kaldın ya, yani. Ben seni eskiden aldım. Aynen. Çocukluk. Tabii çocukluk da durumumuz var. Arkadaşım Nur Sema'nın akrabası oluyor. Doğru mu? Doğru. Şimdilik bu kadar bizden... Bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii ki Erkan. Çok zengin çeşit olarak açtık biz burayı. Yalova'daki hayvan severlere hitap etmek için. Hiç eksiksiz bakın. Şöyle bir gezerseniz hiçbir tane eksiğimiz yok. Fiyatlardan... Zaten şu anda Yalova'daki pet shopların en aşağısında geliyoruz. Çünkü gerçekten. Neden? Gerçek hayvan severim ben. Mesela şimdi ben, bu söylenmez ama ayda 2 sefer Yalova Belediyesi'nin barınağına köpek maması bırakıyorum ben hediye olarak. Aa, bunu niye söylüyorsun? Ya tabii şimdi böyle şeyler söylenmez. İyilik Allah katında kalır. Olsun. Hani, ya bizim öncelik sokak hayvanları. Sokak hayvanlarını sahiplendiriyoruz. Onlara yuvalar buluyoruz. Ama bunları söyler. Mamalarını ikram ediyoruz. Evet. Hatta bir bayan kediyi sahiplendiği zaman mamasını ben ikram ediyorum. Onu çünkü sokaktan kurtardı diye. Ama Yalova'da sahip çıkma yok. Bir konusunda kenarda ben aklınızda bulunuyorum. Tamam. Evet. Sahip çıkmak yok.
Maalesef tamam. Yok. Geçen bir tane pet shop'ta gördüm Yalova'da arkadaş. Ben açmadan önce geliriz gideriz diye. Yani oradan alıyordu. Kızardı falan dedim. Kızarmana gerek yok. İstediğin her yerden alabilirsin. Yani zorlamana gelecek diye bir şeyin yok. Ama Yalovalı Yalova'ya arkadaşlar. Yalovalı dostlarım. Biraz sahip çıkalım Yalova'lı kardeşlerimize, abilerimize. Ya bu verilmiş olan emekler boşa çıkmasın. Sahip çıkalım, tutalım elimizden. Başka Yalova'mız yok. Lütfen rica ediyorum. Teşekkür ederim.